sizlerle tuz konusunu tartışmak istiyorum. Tuz konusu yıllarca büyük tartışmalara neden olmuş bir konu. Tuz, şeker ve unla birlikte üç beyazlar olarak anılmış ve dördüncü beyaz kokain ile neredeyse aynı kategoriye konmuştur. Ama tuz gerçekten zararlı mı? Görelim bakalım. Önce tuz nedir? Kısaca ona bir bakalım. Tuzun bilimsel adı sodyum klorür. Adından anlaşılacağı üzere tuzda bir atom sodyum, bir atom da klor var. Bu noktada hemen belirtmeliyim ki tuz bizim biyokimyamızın, metabolizmamızın vazgeçilmez bir parçası. Tuz, hücrelerimizde ve dokularımızda su dengesinin sağlanmasında, sinirlerimizin elektriksel iletiminin sağlanmasında, kaslarımızın çalışmasında ve kemiklerimizin yapısında hayati bir öneme sahip. Genel inanış, tuzun hipertansiyon ve kalp hastalığına neden olduğudur. Hemen belirteyim, tuz kalp hastalığına neden olmaz. Olsa olsa hipertansiyona, hipertansiyon da kalp hastalığına neden olabilir. Ancak görelim bakalım, tuz gerçekten hipertansiyona neden oluyor mu? Tuzun hipertansiyon ile ilişkilendirilen kısmı, İçindeki sodyum kısmıdır. Sodyum vücutta su tutulmasına neden olur. Tuzlu bir şey yediğiniz zaman içinizin yanması ve su içme ihtiyacı hissetmenizden aklınızda kalsın. Ancak böbreklerimiz derhal devreye girer, vücuttaki su ve tuzun fazlasını dengelemek için böbrekler yoluyla bunları süzerek idrarla dışarıya atar. Ve dolayısıyla tansiyonda önemli bir değişiklik olmaksızın dengeler yeniden sağlanır. Yani normal şartlarda tuz yemek tansiyonu etkilemez. Sağlıklı bir kişi kaşık kaşık tuz yese tansiyonunda milim oynama olmaz. Öyle olsa iki turşu yiyen herkesin komaya girmesi gerekirdi. Ancak hipertansiyonu olan bazı kişilerde bu durum farklı olabiliyor. Uzun süre hipertansiyonu tedavi edilmemiş kişilerde böbreklerin su ve tuz dengesini sağlayan mekanizmada bozulma olur. Ve bu hastalarda tuzun yenilmesi tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Bu duruma tuza duyarlı hipertansiyon demekteyiz. Aynı durum ağır kalp yetmezliği hastalarında da söz konusudur. Ancak tekrar belirtmeliyim ki normal insanların ve hatta hipertansiyon hastalarının büyük çoğunluğunda tuzun hipertansiyona önemli bir etkisi olmamaktadır. Peki bu tuz düşmanlığı nereden çıktı? Her konuda olduğu gibi tıp uygulamaları konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerin ve bilgilerin ağzının içine bakılır. Birçok beyan Allah'ın emri kabul edilir, sorgulanmadan uygulanmaya başlar. Zamanında American Heart Association'dan bir vahiy indi ve denildi ki günde 1500 mg sodyumdan daha fazla alınmaması gerekir dedi. Yani bu günde 3,5 gram tuza tekabül ediyor. Şöyle açıklayayım, 3,5 gram tuz yarım çay kaşığı tuzdur. Şimdi olacak bir şey söyleyin de inanalım. Ben o kadar tuzu yarım hıyara serper yerim, hiç de bir şey olmaz. Ama bir kere ok yaydan fırlamıştı. Birçok doktor bu bilgileri Allah'ın kelamıymış gibi kabullendiler ve uygulamaya başladılar. Öte yandan basın bu konunun üstüne atladı, köpürte köpürte işledi ve insanlar buna körü körüne inanmaya başladılar. Ben yıllardır bu tuz düşmanlığının yersiz olduğu konusunda ısrar etmişimdir. Eğer hipertansiyonun nedeni tuz olsaydı, tuz kısıtlamasıyla bu hastaların iyileşmesi gerekirdi. Ben 40 yıllık meslek hayatımda tuz kısıtlaması ile iyileşen tek bir hipertansiyon hastası görmedim. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar American Heart Association'ın bu önerilerinin doğru olmadığını ve tuz kısıtlamasının hipertansiyonun insidansında azalmaya, kalp hastalıklarından ve felçten korumalarda etkili olmadığını bilimsel olarak göstermiştir. 2017 yılında yayınlanan
ve Cochrane veri tabanı tarafından yapılan 7284 kişinin 6 ay boyunca takip edildiği 8 bilimsel çalışmanın meta analizinde tuz kısıtlamanın tansiyonda sadece %3,5 bir düşme sağladığını, kalp krizleri ve felçlerden korumada anlamlı bir etkisinin olmadığını tartışmaya yer bırakmayacak şekilde göstermişlerdir. Şimdi bu %3,5'luk iyileşmenin ne olduğunu ben size anlatayım. Diyelim ki kontrolden çıkmış, büyük tansiyonunuz 160 mm civarında bir tansiyonunuz var. Tuz kısıtlamasıyla bunun %3,5 oranında azalması 160 olan tansiyonunuzun 155'e inmesini ifade eder. Yani neredeyse hiçbir şey. Öte yandan yapılan bilimsel çalışmalar American Heart Association'ın önerdiği tuz alımının 2 katı olan 3000 mg'ın altında tuz tüketiminin çok ciddi yan etkilerinin olduğunu göstermiştir. Yetersiz tuz alımı kan kötü kolesterol, LDL ve trigliserit düzeylerinde yükselmeye neden olur. İnsülin direnci gelişimine neden olur. Kalp hastalıklarından ölme riskinde artış, kalp yetmezliğinden ölme riskinde artış ve tip 2 diyabetten ölme riskinde artışa neden olduğu anlaşılmıştır. Yani günde 3000 mg'ın altında tuz tüketiminin çok ciddi yan etkileri ve zararları olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda American Medical Association ve American Heart Association bu önerilerini revize etmiş, günde 1500 mg dedikleri tuz dozunu 2500 mg'a yükseltmişlerdir. Ancak bunun da yeterli olmadığı görüşü çok yerde hakimdir. Peki zamanında bu üst düzey bilimsel sağlık kuruluşlarının bu kadar yanlış önerilerde bulunmalarının sebebi neydi acaba? Bunun cevabı gayet basit. Bu sonuca götüren bilimsel çalışmaların neredeyse tamamı Amerikan toplumunda yapılmıştı. Zaten tuz ve tuz benzeri kimyasal maddelerden çok fazla tüketilen fast food, meşrubatlar, yağlı gıdalar gibi son derece sağlıksız bir beslenmesi olan toplumda bu sonuçların çıkması normaldi. Şimdi bu topluma ilave tuz kullanmayın demek doğru olabilir ama bunu dünya geneline yaymak en büyük hatadır. Ama Amerikan toplumunda sorun sadece fazla tuz tüketimi değildi. Özellikle hipertansiyondan bahsedilirken herkes tuzdan bahsediyor. Ama neredeyse hiç kimse potasyumdan söz etmiyor. Tuzun yani sodyumun panzehiri potasyumdur. Tüm hücrelerimizde sodyum ve potasyum bir denge halindedir. Bu dengeyi hücrelerimizde sodyum-potasyum pompası denilen çok önemli bir mekanizma sağlamaktadır. Tuzun fazlalığı kadar potasyumun yetersizliği bu dengeleri bozmaktadır. İşte Amerikan toplumunda hipertansiyonun bir salgın hastalık gibi yayılmasının bir nedeni fazla işlenmiş gıdalar ve tuz almaksa diğer nedeni de taze meyve, sebze ve salatalardan yetersiz bir beslenme alışkanlığında olmalarından kaynaklanmaktadır. Nitekim 2018 yılında ünlü Lancet dergisinde yayınlanan ve 18 ülkede 100 bin kişi üzerinde 8 yıl süren Pure çalışmasının sonuçları günde 5000 mg'a kadar tuz tüketiminin yani American Heart Association'ın önerdiğinin 3 katından fazlasının hipertansiyon, kalp hastalıkları ve ölüm oranlarına etkili olmadığını göstermektedir. Aynı çalışma yüksek potasyum tüketiminin hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarını önlemede olumlu etkisi olduğunu göstermekte ve vurgulamaktadır. Buraya kadar konuştuklarımızı özetleyecek ve toparlayacak olursak, tuz metabolizmamız için fevkalade önemli bir maddedir. Günde 5000 mg sodyum yani 15 grama kadar tuz kullanmanın hiçbir zararlı etkisi yoktur. Aksine günde 5 gramın altında tuz tüketimi kan kolesterol ve trigliserit tablosunda bozulmaya ve insülin direncine neden olmaktadır. Uzun vadede tuz tüketiminde yetersizlik kalp hastalıklarından ölme riskini arttırmaktadır. Tüketilen tuzun miktarından daha önemlisi
tuzun potasyum ile olan dengesidir. Potasyumdan zengin meyve, sebze ve salataların tüketilmesi, tuzun ve tansiyonun dengelenmesi bakımından çok önemlidir. Sofra tuzundan daha tehlikeli olan, özellikle işlenmiş gıdalardaki gizli tuzdur. Hazır çorbalar ve yemekler, soya sosu, salam, sucuk, sosis, ketçap, fast food, atıştırmalıklar ve hatta kolalı meşrubatlar yüksek oranda tuz ve tuz benzeri kimyasallar içerir. MSG ve sodyum benzoat gibi. Uzun lafın kısası, tuz eskiden sanıldığı gibi bir zehir değil. Tabii bu arada hoca tuz zararlı değil dedi diye kürek kürek tuz yemeye kalkışmayın sakın. Her konuda olduğu gibi tuz konusunda da ölçülü ve dengeli olmakta büyük fayda var. Bu arada çok sıkça sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Birçok dostum, takipçim, hastam bana tuzla ilgili değişik bir soru soruyorlar. Bir sofra tuzu olarak bildiğimiz rafine tuz var. Bir de son yıllarda piyasaya çıkan deniz tuzu, kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlar var. Bunların hangisinin sağlıklı olduğu soruluyor. İşin doğrusu tuz tuzdur. Bunların biyokimyasal etkileri bakımından aralarında çok önemli bir fark yoktur. Rafine tuz, içinde beyazlatıcı ve topaklanmayı önleyici maddeler olması bakımından tercih edilmemesi gerekir. Yani bizim marketlerde satılan rafine tuzdan bahsediyorum. Öte yandan birçok kişi deniz tuzu, kaya tuzu ve Himalaya tuzunun içinde mineraller olduğu için daha sağlıklı olduğunu söylerler. İşin doğrusu bunların içindeki minerallerin dozu o kadar düşük ki bunlardan bir fayda beklemek doğru bir şey değil. Sonuçta tuz tuzdur. Normal şartlarda ve makul ölçüde tuzun zararlı olmadığı konusunda inşallah ikna olmuşsunuzdur. Ancak tuzun zararlı olduğu noktalar ve durumlar da var. Bunlar böbrek hastaları, ağır kalp yetmezliği hastaları, tuza duyarlı hipertansiyonu olan hastalar, su ve tuz tutulmasına neden olan bazı hastalıklar, kortizon ilaçları kullanan hastalar ve hamileler. Bu durumlarda tuzun belirgin zararlı etkileri var ve bu durumda hekiminiz bu konuda size yol gösterecektir. Önümüzdeki hafta genç yaşlı bütün toplumu ilgilendiren çok önemli bir konudan, sessiz katil hipertansiyondan bahsedeceğiz. Ve bu arada gerçek hipertansiyon tedavisini anlatacağım. Bu ve buna benzer videoları kaçırmak istemiyorsanız, olmadıysanız kanalımıza abone olun ve bu videolardan anında haberdar olmak için lütfen zil ikonuna tıklayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.